yön verirken ada olmanın mukayeseli avantajlarını daha çok önemseyip kalkınma politikalarımızı turizm, yüksek öğrenim, bilişim, sulu tarım, hizmetler sektörü etrafında oluşturmalıyız. Aradan geçen süre içinde Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Forumunu kurumsallaştırdık. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta yönetim kurullarımızı oluşturduk. Kuzey Kıbrıs'ta güçlü bir ekonomi oluşturmanın yolu Türkiye pazarı ile ilişkilerimizi geliştirmekten, bu pazar ile adeta bütünleşmekten geçmektedir. Mimarlar olan, bugün burada toplanmamıza vesile olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a ve Başbakan Ersin Tatar'a, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz'e, Forumun eş başkanları Mustafa kardeşime ve Cihat kardeşime şahsım ve camiam adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu işin sırrı ve başarısı ekonominin büyümesinden geçiyor. Ekonomiyi büyütemezsek, öğrenci sayımızı ve nitelikli olarak artıramazsak, turizmde yasak kapasitemizi şu anda 30 binler, 40 binleri artıramazsak, hala daha gelen suyu tarımda kullanamazsak, o altyapı çalışmaları hala daha tamamlanmamışlar ve enerji meselesine bir çözüm bulamazsak, dünyanın en pahalı elektriğiyle bütün bu sektörleri o şekilde sürdüreceksek rekabet gücünü yakalamayız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu toplantılardan çıkması gereken sonuç bildirgeleri bir kere istikrarlı hükümetler. Merhaba, ben Mustafa Genç. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Türkiye Odalar Borsa Birliği Ticaret Odası Forumu Kıbrıs Eş Başkanıyım. Bugün 8 aydır hazırlığını yaptığımız bu ekonomi zirvesiyle ilgili çok güzel bir konferans gerçekleştirmiş olduk. Temel amaç artık Kuzey Kıbrıs'ta uzun dönemdir birçok hükümetin değişmesi ve siyasetin ağır basan havasından ve ortamından çıkıp ekonomiyi daha öncelikli hale getirmek. Ekonomi konusunda yapacak bizleri bekleyen çok fazla iş var. Ülkenin refahının ve ekonomik seviyesinin ileriye gitmesi için gerçekten hem hükümeti hem özel sektörü çok büyük görevler beklemektedir. İş dünyasının beklediği bir gün, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş adamlarının birlikte ne tür iş fırsatları yaratabileceklerini, gerek ticarette, gerek eğitim sektöründe, gerek bilişim sektöründe nasıl bir işbirliği yaratabileceğini kurgulayan ve geçtiğimiz Temmuz ayında bu forumun kuruluşu kararı verildi. Bence bazı şeylerin artık daha hızlanması lazım. İnsanların farkındalığının da artması lazım. Bu toplantılar sayesinde bir tabii ki beyin fırtınası yaşanıyor. Bazı unuttuklarımızı tekrar hatırlıyoruz, öğreniyoruz. Ama Kıbrıs'ın önünün açık olduğuna inanıyorum. Türkiye'den de çok birçok konuda faydalanacağına burasının inanıyorum. Yeter ki yatırımcının bürokratik olarak ve yasal olarak önü açılsın.